Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde çok güzel bir yaş problemiyle şimdi birazdan karşına geleceğim. Ekrana soruyu yansıtır yansıtmaz hemen öyle çözümü izlemeye başlama, soruyu durdur. Önce kendini çözmeye çalış ve daha sonrasında çözümü izle. Şimdi ben hazırsan ekrana soruyu yansıtıyorum, çözüme başlıyorum sevgili güzel kardeşim. Hadi bakalım geçelim sorumuza. Her biri üçer kardeşten oluşan 3 ailenin 9 çocuğunun 3'ü aynı yaşta, diğerleri farklı yaşlıdır. Şimdi üçer tane kardeşten oluşan bizim 3 tane ailemiz var ve toplamda da 9 tane çocuk var. Yani 3 çocuk birinde, 3 çocuk birinde, 3 çocuk da birinde. 9 tane çocuk var. 3 tanesi aynı yaştaymış arkadaşlar. Diğerleri farklı yaşta. Şimdi bir de burada verilen bazı bilgiler var. O bilgilere de bir bakalım isterseniz. Diyor ki aynı yaşta olanlar herhangi bir ailenin en büyük ya da en küçük çocuğu değildir. Herhangi ikiz ya da üçüz olan kardeş de yoktur. Demek ki bu aynı yaşta olanlar, yani şuradan anlıyoruz, ikiz ya da üçüz olan bir çocuk yoksa demek ki sevgili gençler bu aynı yaşta olanlar farklı ailelerdeler. Bu 9 kişi arasında yaşı birden az olan yoktur. Yani yeni doğan falan öyle bir çocuk yok sevgili arkadaşlarım. O zaman şöyle diyelim. Birinci ailemiz, ikinci ailemiz ve üçüncü ailemiz diyelim. Tamam mı? Bu birinci, ikinci ve üçüncü ailelerde yaşları A olan, yani yaşları birbirine eşit olan 3 tane çocuğumuz olsun. Bunlar A, A ve A yaşlarında var. Daha sonrasında aynı yaşta olanlar herhangi bir ailenin en büyük ya da en küçük çocuğu değildir diyor. O zaman şöyle diyelim. Burada B, C, D, E, F ve G yaşlarında çocuklar olsunlar. Ve demek ki bu aynı yaşta olanlar bu ailelerin ortanca çocukları. Şunlar küçük çocuklar olacak demek ki. O halde şunlara da büyük çocuklar demek istiyorum ben. Her ailenin büyük çocuğu, küçük çocuğu, ortanca çocuğu tarzında. Peki bu 9 kişi arasında yaşı birden az olan yoktur. Ve sevgili gençler şunu da unutmayın. Bunlar dışında yaşları birbirine eşit olan herhangi bir çocuk da yok bu grupta. Buna göre bu 9 kişinin yaşları toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi madem bu A'lar ortanca, en küçükleri yazıyorum bakın. B, D ve F hepsi A'dan daha küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu B, D ve F biçiminde yazacağım. Daha sonrasında A, A ve A. Daha sonrasında C, E, G. Bunlar da sevgili gençler yaşları A'dan daha büyük olduğunu biliyoruz. O halde otomatikman şunu söyleyebiliriz. Şöyle 3'e ayırırsam ben grubu. A yaşında olanlar var. Buradakilerin hepsi A'dan daha küçük. Buradakilerin hepsi de A'dan daha büyük. Şimdi A'dan daha küçük olanları sıralayacağız ama en az diye sormuş. Yaşı birden az olan da yok. O zaman ben en küçük çocuğa 1 yaşında diyeyim. Yaşları birbirinden farklı olduğu için buna 2 yaşında derim. Buna 3 yaşında derim. Şimdi A'lar bunlardan daha büyüktü ve en az diye sorduğu için de o zaman ben bu aynı yaşta olan çocukların hepsini 4 yaşında olarak kabul ederim. Daha sonrasında 4'ten daha büyük olanları da 5, 6 ve 7 derim. İşte bu grubun 9 kişinin yaşları toplamının en az olmasını istemişti. Hepsini toplarız. 1, 2, 3'ün toplamı 6, 4, 4, 4'ün toplamı 12, 5, 6, 7'nin toplamı 18. Bunların toplamı ise bize 36'yı verir. Cevabımız da böylelikle Edirne seçeneği olur. Güzel bir yaş problemiydi sevgili arkadaşlarım. ÖSYM tarzı bir yaş problemiydi. Umarım soruyu beğenmişsindir diyelim ve sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Arkadaşlarım hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.